New York Times Avrupa Birliği'nin şu anda içinde bulunduğu çalkantılı dönemle ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete Avrupa'nın 2018 popülizmin kontrol altına alındığı, Emmanuel Macron'un Avrupa Birliği'nin fiili lideri olarak Angela Merkel'in yerine geçtiği, İngiltere'nin birlikten ayrılma planını onayladığı yıl olmasını umduğunu ancak bunların tam tersinin gerçekleştiğini yazıyor. Habere göre şimdiye kadar Avrupa Birliği'nin lideri konumunda olan Angela Merkel'in sesi Avrupa ile ilgili konularda artık çok yükselmiyor. Macron ise gazeteye göre kendi elleriyle hazırladığı iç kriz nedeniyle Cumhurbaşkanlığının en tehlikeli günlerini yaşıyor. Tüm bunların üzerine Theresa May'in Brexit müzakereleri için Londra ve Brüksel arasında mekik dokuması adeta tuz biber ekiyor. Gazete bir zamanlar Batı Avrupa'nın üç geleneksel gücü olarak kabul edilen Almanya, Fransa ve İngiltere'nin içinde bulunduğu mevcut durumun 2008 mali krizinden ve 2015 göçmen krizinden bu yana Avrupa'nın hiçbir köşesinin siyasi çatlaklardan muaf olmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlattığını kaydediyor. Washington Post bugün ayrıca Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi NOAA'nın yıllık Kuzey Kutbu raporu ile ilgili ayrıntılarını aktarıyor. Rapor 30 yıldır süren küresel ısınma süreci içinde Kuzey Kutbu'ndaki en eski ve en kalın buz tabakasının %95'inin eridiğini bildiriyor. Rapordan çıkan bu şaşırtıcı sonuç, dünyanın kuzeyindeki denizlerin yeni bir döneme girdiğini, bunu sadece deniz aslanları ve kutup ayıları gibi bölgeye ait canlıların yaşam mücadelesi açısından değil, aynı zamanda küresel ısınmanın hızı açısından da ciddi etkileri olacağını gösteriyor. Uzmanlar en eski buz tabakalarının Kuzey Kutbu'nu bir arada tutan bir yapıştırıcı niteliği taşıdığını, genç buz tabakalarının ise daha ince olduğunu ve dolayısıyla çok daha hızlı eridiğini söylüyor. Kuzey Kutbu'nda yaz mevsimlerinin buzulsuz geçmeye başlaması, tüm gezegenin çok daha hızlı ısınacağı anlamına geliyor. Bunun nedeni bir zamanlar buz tabakalarının yansıttığı güneş ışınlarının bundan böyle karanlık okyanus suları tarafından soğutulacak olması, Kuzey Kutbu'nda 4 ya da daha fazla yaz dönemi geçiren buzullar eski olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre dünya yüzeyindeki toplam ısınmanın 2 santigrat dereceyi bulması her 10 yılda bir yaz aylarında Kuzey Kutbu'nun sadece deniz sularıyla kaplı olmasına yol açacak. Isınmanın 1,5 santigrat derecede kalması ise her 100 yılda bir Kuzey Kutbu'nda yaz mevsiminin buzulsuz geçmesi anlamına gelecek. Uzmanlar küresel ısınma seviyesinin şu anda 1 santigrat derece olduğu uyarısında da bulunuyor.